Az önce varikoselden bahsettiniz. Varikoselin birazcık daha oraya geri dönecek hı hı. olursak tesis ilgili bilgiler alalım. Sonrasında hı hı. varikosel hastalığı tedavisinde mikro cerrahi yöntemi hı hı. nasıl işliyor? Kısırlığı engelleyebiliyor evet. mu? Şimdi e... Ben ilk asistanlığa başladığım yıllarda kitaplarımıza şöyle bir şey yazardı. Derdi ki her beş erkeğin aslında bir tanesinde varikosel problemi vardır. Hmm. E, ama şimdi yine yapılan bilimsel çalışmalar söylüyor ki artık her beş erkeğin iki tanesinde bu varikosel problemi var. Hmm. Ve ne yazık ki o iki erkekten bir tanesi de çocuk sahibi olamıyor. Genellikle bu erkekler şunu hissediyorlar. Diyorlar ki ben çok uzun süre ayakta durduğum zaman, yorgun olduğum günlerde veya böyle kuvvetli iyi bir spor yaptığım zaman hiç böyle dayanamayacağım bir ağrı başlıyor testislerimin etrafında. Veya banyoya gidip kendim bir muayene ettiğim zaman bir farklılık hissediyorum, bir şişlik hissediyorum orada. Ben bir doktora gitmeliyim diyor. Biz de onları muayene ediyoruz. Özel bir ultrasonumuz var hatta. Skotar renkli Doppler ultrason dediğimiz. Çok basit bir ultrasonla bu hastalığın teşhisini koyabiliyoruz gerçekten çok yaygın bir hastalık aslında erkeklerde hı hı. ama biraz toplum baskısı nedeniyle az konuşuluyor az konuşuluyor <laughs> belki de az teşhis ediliyor evet, gitmediklerini aslında diyebiliriz.